Merhaba çocuklar, Türkçe dersine hoş geldiniz. Sizinle en son noktalama işaretlerini bitirmiştik. Bu dersimizde ise sizinle birlikte noktalama ile alakalı pek çok soru çözeceğiz. Şimdi uzaktan eğitim sürecinde çocuklar, biz sizinle pek çok konuyu bitirdik. Tabii ki bu süreçte sınıfta işlediğimiz gibi verimli işleyemiyoruz. Ama benim sizlerden ricam var olan durumu en güzel şekilde değerlendirmektir. Bu süreçten siz de mutlu değilsiniz, biz de mutlu değiliz. Sınıfta olmayı, sınıftaki o samimi ortamı bizler de çok özledik. Ama şartlar bunu gerektiriyor. Ve bu şartlarda da var olan durumu en olumlu hale getirmek size ve bana kalmış. Tekrar söylüyorum, lütfen var olan durumu bizim için en olumlu hale çevirin. Nasıl olacak peki bu? Çocuklar, bizler burada sizler için video çekiyoruz. Sizler de sadece bu videoları izlemekle lütfen yetinmeyin. Evet, canınız sıkılabiliyor. Evet, sınıftaki ortamda olduğu gibi samimi bir ortam olmuyor. Ama inanın ki biz de zaten kamera karşısında çok fazla konuşabilen, çok fazla ders anlatabilen insanlar da değiliz aslında. Ama sizler için bunları yapıyoruz. Lütfen sizler de videoları izledikten sonra soru çözün çocuklar. Çünkü sadece video izlemekle bu iş olmaz. Olsaydı zaten bu zamana kadar yapılırdı. Sizler videoları izleyeceksiniz, kitaplarınızdaki soruları çözeceksiniz ki eksik olan konular otursun. Evet, biz dil anlatımın hepsini sınıfımızdayken bitirmiştik. Çok şükür bitirmiştik açıkçası. Çünkü dil anlatımın bu ortamda çok fazla olumlu olabileceğini düşünmüyorum. Ama lütfen sizler en azından uzaktan eğitimde görmüş olduğumuz konularda, videolarda anlamadığınız yerleri çocuklar geri sarın izleyin. Geri sarın izleyin. İleri sarın izleyin. Elinizden geldiği kadar pekiştirmeye çalışın. Bir dahaki dönem, daha doğrusu bir dahaki sene okula başladığınızda bir açığınız olmasın. O açığınızı kapatarak gelmeye çalışın lütfen. Şimdi dersimize geçecek olacaksak. Dersin başında söylediğim gibi sizlerle noktalama işaretlerini bitirmiştik zaten. Bugün ise noktalama işaretleriyle alakalı karışık örnekler çözmek istiyorum sizinle. Şimdi burada noktalamaların olduğu yerleri boş bıraktım. Bunları birlikte dolduracağız. Şimdi zaten bu sorular çocuklar fikstir. Denemede de çıkar. Sınavda ben de sorarım zaten. Hadi başlayalım. Kömür, tuz, demir kendi kendine yeryüzüne çıkmaz. Şimdi burada sanki örnekler sıralanıyor. Kömür, tuz, demir. Benim bu örnekleri birbirinden ayırmam lazım. Ayırmam için de virgül kullanmam yeterli olacaktır çocuklar. Bakın, virgül kullandığım şekliyle okuyorum şu anda. Kömür, tuz, demir kendi kendine yeryüzüne çıkmaz. Virgül hem nefes almamı sağlıyor, hem de oranın daha anlamlı olmasını sağlıyor. Devam ediyorum. Artık herkes ona şöyle sesleniyordu. Çolak Salih. Şimdi burada sanki kişiye nasıl seslenildiğini açıklıyor çocuklar. Biz açıklamalarda ne kullanıyorduk? İki nokta. Çolak Salih. Üçüncü örneğimizdeyiz. İmdat, yardım edin. Şimdi imdat bir ünlem kelimesi. Bunu zaten biliyoruz. Şimdi burada da bir işaret var. Burada da bir işaret var. İmdat, nefes aldım. Virgül, yardım edin. Ünlemimi de buraya koydum çocuklar. Çünkü bu bir ünlem cümlesidir. Faruk Nafız'ın Han Duvarları şiirini beğenmiyorum. Oysa ki çok güzel bir şiirdir çocuklar. Şimdi Faruk Nafız ne demiştik?
Özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bir önceki dersimizde demiştik ki kitap isimleri, şiir isimleri, roman isimleri genellikle tırnak için alınır ki vurgu yapılır çocuklar. Hemen şiirimizin ismini de tırnak içine aldım. Faruk Nafız'ın Han Duvarları şiirini beğenmiyorum demiş. Zamanını TV karşısında geçirmekle hiç de iyi etmiyorsun dedi. Şimdi şuraya kadar bir başkasının cümlesi çocuklar. Şuraya kadar. Şuradan itibaren benim cümlem başlıyor dedi. Bir kişinin cümlesini söylediğim için kendi cümlemle ayırmak istiyorum. Ayırmak için de virgül kullanmam yeterli olacaktır. Kırtasiyeden kalem, defter, marketten ise ekmek, süt aldı. Şimdi bu örnek güzel. Şimdi bakalım. Bir kırtasiyeye gidiyor, kalem ve defter alıyor. Bir markete gidiyor, ekmekle süt alıyor. Şimdi burada bir araç gereç var, bir de gıda var. Bir kere benim bu, sanki burada tür takım ayrımı var. Benim bu tür ve takım ayrımını ayırmam için ne yapmam gerekiyor? Noktalı virgül kullanmam gerekiyor. Bak şuraya bir noktalı virgülümü koyayım. Çünkü buradan öncesi kırtasiyeden aldıkları, buradan sonrakiler ise marketten aldıkları. Şimdi kırtasiyeden kalem, defter. Buradaki örnekleri birbirinden ayırmak için virgül kullandım. Ekmek ve sütü de birbirinden ayırmak için virgül kullandım. Şimdi bir daha okuyalım. Kırtasiyeden kalem, defter, marketten ise ekmek, süt aldı. Tekrar söylüyorum. Burada bu noktalı virgülün amacı çocuklar grupları birbirinden ayırmaktı. Çünkü kırtasiyeden aldığım araç ve gereçler, marketten aldığım ise gıdalar. Araç ve gereçleri birbirinden ayırmakta virgül kullanırken, yine gıdaları birbirinden ayırırken virgül kullanıyorum. Ama tür ve takımları birbirinden ayırırken noktalı virgül kullanıyorum. Devam edelim. Evet, kendini ön plana çıkarmayı seviyor. Ne demiştik? Onay, red gibi kelimelerden sonra virgül kullanılması lazım. Bakın virgülümü buraya koyuyorum. Evet, kendini ön plana çıkarmayı seviyor. Vurgu yapıyorum bakın burada. Evet. Hemen bakalım. 1918-1923 yılları arasında yaşanan olayları araştırıyordu. Şimdi burada iki tarihi birbirinden ayırmak için çocuklar kısa çizgi kullanmam yeterli olacaktır. Evet, burada bir adres yazılı. İshak Mahallesi'nin kısaltımını yazdığı için bir kere buraya bir nokta koyalım. Numaranın da kısaltımını yazdığı için bir nokta koyalım. Numaranın kaç olduğunu açıkladığı için şuraya bir iki nokta koyalım. Numarayla, yani no ile daire numarasını ayırdığı için şuraya bir tane eğik çizgi koyalım. Bafra ile Samsun'u da birbirinden ayırmak için bir eğik çizgi daha koyalım çocuklar. Bu önemli. Adreslerimizi yazarken nerede, hangi noktalama işareti kullanılıyor? Bu önemli çocuklar. Tekrar söylüyorum. İshak Mahallesi'nde kısaltma yaptığım için nokta. Numarada kısaltma yaptığım için nokta. Numaranın ne olduğunu söylediğim için 32 2 nokta. Bina numarasıyla daire numarasını ayırdığım için 32 bölü 4. No 32, daire 4 olduğu için ikisini ayırmak için eğik çizgi. Bafra ile Samsun ayırmak için de eğik çizgi kullandım çocuklar. Son örneğim.
Sırt üstü uzandım, yıldızları seyrediyorum. Bakın şimdi. Bir nefes almam lazım. Burada bir sıralı cümle var çocuklar. Sırt üstü uzandım, virgül, yıldızları seyrediyorum. Evet. Şimdi buraya kadar pek çok örnek çözdük çocuklar. Lütfen siz de anlamadığınız yerler eğer olduysa bir önceki derslere geçin ve oradaki noktalama işaretlerini bir defa daha lütfen tekrar edin. Şimdi devam edelim örneklerimize. Şimdi burada da çocuklar karışık örnekler verdim ben size. Bu karışık örneklerde de boş bıraktığım yerleri sizlerin doldurmanızı istedim. Şimdi bakalım. Sayılardan sonra sıra bildirmek için ne kullanılır? Mesela sıra bildirmek için diyor bak. Sıra bildirmek için. Yani 5., 6., 7. Biz bunu nasıl yazıyorduk? Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta kullanılır. Yani şöyle 5., 6. gibi. Bakın. Nokta. Ek, kök ve heceleri ayırmak için ne kullanılırdı? Kısa çizgi. Kısa çizgi kullanılır. Alıntılarda alınmayan bölümlerin yerine, işte mesela bir şiir okuyoruz çocuklar. Bu şiir çok uzun bir şiir. Şiirin tamamını almak istemiyorum. Beğendiğim bir son dörtlüğü var. Onu almak istiyorum. Gerisini de almak zorundayım. Ne yapıyorum? Gerisini almıyorum. Ama şiirin devamının olduğunu, öncesinin olduğunu belirtmek için 3 nokta kullanıyorum. O zaman alıntılarda alınmayan bölümlerin yerine 3 nokta kullanılır. Sıralı cümleleri ayırmak için bu güzel virgül kullanılır. Cümle içinde virgülle ayrılmış tür ve grupları ayırmak için mesela bir önceki örneklerde yapmıştık. Ne demiştik? Kırtasiyeden alınan defter ve kalem vardı. Marketten alınan ekmek ve süt vardı. Buradaki grupları ayırmak için ortaya ne koymuştum? Noktalı virgül. Noktalı virgül. Yabancı sözcüklerin okunuşları yay ayraç. Yay ayraç ya da parantez içinde verilir çocuklar. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için evet hatırlayalım. Çocuklar cevap veriyormuşsunuz gibi hissettim şu anda. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti. Kesme işareti kullanılır. Şimdi 8. örnekte şöyle bir şey istiyorum sizden. Dil toplumu millet yapan en önemli özellikleri. Sizce buradaki virgülün kullanılma amacı ne olabilir çocuklar? Şimdi ben virgülsüz okuyorum. Dil toplumu millet yapan en önemli özelliktir. Virgüllü okuyorum bir de. Dil toplumu millet yapan en önemli özelliktir. Şimdi çocuklar, burada bir özne var, bir yüklem var. Bakın buradaki özne yüklemden çok uzakta. Yani işi yapan, işten etkilenenin çok uzakta olması. Benim de işi yapan ve işten etkileneni
bir şekilde vurgulamam lazım, belirtmem lazım. Yani aslında buradaki virgülle çocuklar ben özneyi ayırıyorum. Özneyi ayırıyorum, özneyi belirtiyorum. Burası önemli çocuklar. Lütfen dikkat edelim. Şimdi bir sürü karışık örnekler çözdük sizinle. Anlaşılmayan yerler varsa çocuklar lütfen önceki videolara dönüp o videoları tekrar dinleyin. Kitaplarınızdaki örnekleri çözün. Örneklerde anlaşılmayan yerler olursa lütfen bana ulaştırın. Noktalama işaretleri sizin her yıl görmüş olduğunuz bir konu zaten. Ama hatalar, yanlışlıklar tabii ki yapabiliyorsunuz. Bu neden kaynaklanıyor? Bu mantığını kavramadığınızdan kaynaklanıyor açıkçası. En çok karıştırdığınız noktalardan bir tanesi mesela noktalı virgül. Hala noktalı virgülün tam olarak nereye konulacağını karıştırıyorsunuz. Tekrar söylüyorum çocuklar. Noktalı virgül tür ve takımları birbirinden ayırmak için kullanılır. Lütfen dikkat edelim. Mesela iki nokta. Onunla alakalı burada örnek yok ama bir açıklamak istiyorum. İki nokta. Eğer ki bir açıklama yapılıyorsa iki noktadan sonra çocuklar büyük harfle başlanılır. Eğer ki örnekler sıralanıyorsa iki noktadan sonra küçük harfle başlanılırdı. Bunları unutmuyoruz. Bu dersi burada sonlandırıyorum çocuklar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.